Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bu resmen size Almanya'dan seslendiğim ilk video. Ben böyle daha info bir video çekmek istedim. Vlog çekmeden önce en azından size daha iyi anlatabilirim. Yaşadığım yolculuğu, stresi, evi neden bıraktığımı, neden o evi sevmediğimden. Yani bayağı story time bir video olacak. O yüzden benden size tavsiye, hemen burada durdurun. Gidin bir kahve ya da içeceğinizi hazırlayın ve videoya başlayalım. Evet, o evimi biliyorsunuz, bilmiyorsanız size şuraya ben boş denilebilecek kadar boş olan ev turu videomu koyuyorum. Çok uzattım. Beni uzun zamandır takip eden takipçilerim zaten bilirler. Ben o evde hiç mutlu değildim. Zaten o eve taşınışım çok acele oldu. Çok aceleye geldi. Çünkü benim tek başıma yaşadığım ev satıldı. Ve ben anahtarı teslim etmek zorunda olduğum gün evi boşalttım. Çok böyle ucu ucuna denk geldi. O yüzden hani ilk bulduğumuz güzel gibi görünen eve hemen kontratta imzamızı attık. Bu ev yeni bir ev, eski bir ev olmadığı için ve bizim kardeşimle hep böyle bir dubleks hayalimiz olduğu için genelde dubleks evler bakıyorduk. Onlar da daha çok Anadolu yakasında Maltepe taraflarında yoğunluk olarak vardı. Biz de seneler önce Maltepe'de oturmuştuk. Bu da Maltepe'nin bir mahallesi olduğu için ne bileyim hani aklımıza çok da kötü bir şey gelmedi. Araştırma da yapmadık. Zaten öyle bir lüksümüz yoktu. Kardeşimin okuluna yani Marmara Üniversitesi'nde okuyordu, Göztepe kampüsünde. Direkt giden bir otobüsü vardı. Yani resmen otobüs durağı kapımızın önünden geçiyor neredeyse. Hani bunlar resmen o evi tutmamız için büyük avantajlardı, büyük artılardı. O yüzden evi tuttuk. Ama tuttuktan sonra bir sürü aksilikler çıktı. Evin iskanı olmadığı için İnternet bağlatamadık ve internet benim için çok önemli. Ben sonuçta video çekiyorum. Hani çok büyük bir kitlem olmasa bile ben bu işi severek yapıyorum. Severek yaptığım bir şeyi yapamaz durumdaydım. Kardeşim de keza öyle, çok oyun oynamayı seven biri. O da oyun oynayamayacak çünkü artık oyunlar biliyorsunuz online oynanıyor. Dolayısıyla o açıdan sıkıntı yaşadık. Sonra ikametgahımızı taşıyamadık. Bayağı zorlu bir zamandı o esnada. Zaten bir evden soğumuştuk. Sonrasında böyle o eve bilmiyorum biz mi o enerjiyi yükledik yoksa evde zaten o enerji var mıydı? Ama çok böyle depresyona meyilli oluyordunuz bizim evde. Işık alıyor aslında, gayet ışık alan bir ev ama yine de güneşten verim alamıyorduk. Ben hani az da depresyona girmedim o evde. Az da ağlamadım yani. Artık evde huzursuzsanız bu huzursuzluğunuz her yere yansıyor. Arkadaş ilişkilerinize yansıyor. İlişkilerinize yansıyor. İş hayatınıza yansıyor. Okul hayatınıza yansıyor. O yüzden evde huzur oluşturmak zorundasınız. Ben de hani bunu nasıl yapabilirim diye düşünüyordum. Ve evde bir takım değişiklikler yaptım. Evi bir anda böyle hani kremken ev bir anda rengarenk bir şey oldu. İlk böyle birkaç hafta çok iyi geldi bana. Sonra yine ben bir depresyon moduna takıldım. Sonra karantinayı evde yaşadık. Onun dışında evin de yeni olmasına rağmen çok fazla sıkıntısı oldu. Çatıdan sular damlıyordu. Yani yattığım yatakta gerçekten tavandan yüzüme su döküldü. Ve ben o süreçte çalışıyordum. Sabah 7 evden çıkıyorum. Akşam 8 evdeyim. Hani evle de ilgilenemiyorum. Bir yandan ev sahibinin kovuluyorum. Hani bakın tavan hani su birikti. Hani rutubet olacak orası. Ve ben evi boyalı teslim aldığım için boyalı teslim etmek durumundaydım. Ama yani tavandaki şeyden de ben mesul değilim. Ben kaç defa onunla iletişime geçtim. Bugün yarın geleceklerdi. Onlar gelene kadar zaten o su birikintisi kurudu ve tavandaki boya çatlayıp düştü. Sonra eve ilk taşındığımızda, biraz karışık anlatıyorum ama unuttum yani birçok şeyi. Eve ilk taşındığımızda terasta arılar yuva yapmıştı ve bu arıların cinsini unuttum ama bu arılar soktuğunda ölmeyen arılardandı. Ben ilaçlama firmasıyla iletişime geçtim ve ev sahibime bunu söyledim. Daha evde bizim birinci haftamız dolmadı.
yasal olarak haklarımı da biliyorum. Her şeyin farkındayım. Sonuçta ortada ayıplı bir mal var. Bu evin iskanı yok. Ben eve internet bağlatamıyorum. Ben terasıma çıkamıyorum. Çünkü arılar geliyor. Ve arılar da hani yabani arı mıydı bilmiyorum. Ama sokuyorlar. Çünkü yuvaları orada. Yuvalarını korumak istiyorlar. Cam açamıyoruz. İstanbul'un sıcağı Ağustos. Hiçbir şekilde biz evde hani diken üstündeyiz. Zaten benim çok fazla gerçekten hani sinekten bile korkarım. Büyük bir böcek fobim var. Kardeşim de çok tiksiniyor. Yani istemedim. Zuzu bile arıyı görünce kaçmıyor. Onu da sokabilir. Hepimizde alerjik bir tepki de yaratabilir. Hiç arı tarafından sokulmadım çünkü. Neyse bu takım sıkıntıları bir şekilde hani zorla da olsa atlattık, şey yaptık. Ama sonra kombi bozuldu. Ev sahibi kombiyi tamir ettirmek istemedi. Ben servis çağırdım. Bu kombinin hiçbir zaman bakımı yapılmamış. Oysa ki ben daha birkaç aydır o evdeyim. Hani yaz ayında zaten taşındım. Hani neyin bakımını yapacaktım? Önceden yapılması gereken şeyler. Yani neticede ben o evde hiç mutlu değildim. Karantinada büyük bir, nasıl desem, kendimi büyük bir çıkmaza ittim. Hayattan beklentimi, karantina bitince ne yapacağım, nerede çalışacağım çünkü istifa da etmiştim. O süreçte annem de evdeydi ve biz yıllardır ailece hep Almanya'ya geri dönelim, Almanya'ya geri dönelim derdik. Annem hep buna tepki gösterirdi ve istemezdi. Ama karantinada o da bir bocaladı. Ve bizim için en mantıklısı o an tartıştığımızda Almanya'ya geri dönmekti. Çünkü Türkiye'de çalışmadığımız zaman bir güvencemiz yok, sağlık güvencemiz yok. Yok da yoktu o an. Gerçekten kıyas yaptığımızda Avrupa'da yaşayanlar ile bizim ve zaten hepimiz Alman vatandaşı olduğumuz için Almanya'da sahip olabileceğimiz haklara Türkiye'de yaşadığımız için sahip olamıyorduk. Bu yüzden hani kendimizi neden bu zorluğu yaşatıyoruz diye düşündük. Türkiye zaten hani bizim memleketimiz yani sonuçta istediğimiz zaman geri gelebiliriz diye düşünerek biz o an taşınmaya karar verdik. Karantinada oldu bu. Ve karantinada verilmiş bir karar ne kadar sağlıklı olabilir diye sorabilirsiniz. Çünkü ben bu soruyu sonradan kendime sordum. Gerçekten annem tamam dedikten sonra, iş ciddiye bindikten sonra, annem çünkü gidip güzellik salonunu devretti. Annem kendi işlerini halletti ve kendini gitmeye hazırladı kardeşimle birlikte. Kardeşim okulunu buraya alacak falan. Baktım iş ciddiye biniyor, ben bir tırstım. Ne yalan söyleyeyim, ben çok dürüst bir insanım ve size bunu bütün dürüstlüğümle söylüyorum. Ben tırstım. Çünkü ben Almanya'dan Türkiye'ye taşındığımda 15 yaşındaydım. Ben o zaman Türkiye'yi sadece tatillerden tanıyan biriydim ve 15 yaşında kendiniz karar veremiyorsunuz. Ben çok üzülmüştüm Almanya'dan Türkiye'ye taşındığımızda. Taşınmak istemiyordum. Hatta ben gerçekten büyük depresyonlar yaşadım. Büyük anksiyete yaşadım. Adapte olamadım. Çünkü ben burada bir düzenim vardı. Burada arkadaş kitlem vardı ve tam ergenlikte böyle ne bileyim sıfırdan böyle bir gruba dahil olmak, bir sosyal çevreye dahil olmak bence zor ve yapılmaması gereken bir şey. Daha küçük yaşlarda taşınsaydık daha kolay adapte olurdum ben. O yüzden benim yıllar boyu süren bir Almanya'ya geri döneceğim ben felsefem vardı. Ama iş ciddiye bilince dediğim gibi korktum çünkü ben 15 yaşından şu an 25 yaşındayım. Biraz sonra 25 yaşına basıyorum. Türkiye'de büyüdüm, Türkiye'de yetiştim gibi hissediyorum. Türkiye'de olgunlaştım ve Türkiye'nin sistemini çok iyi biliyorum. Ben Almanya'da hiç ev kiralamadım, hiç kendi başıma bir iş yapmadım. Ama Türkiye'de bütün bunları yaptım ben. Tek başıma kaç defa ev değiştirdim. Ben tek başıma olmayı Türkiye'de öğrendim. Bir işim olduğunda belediye olsun, yani resmi kurumlarda olsun, kendim halledebiliyorum. Hal böyleyken Almanya'da yol yordam bilmemek, her ne kadar dilini biliyorsan, beni korkuttu. Ben orada kolaylıkla hayata dahil olabilecek miyim gibi sorular beni o kadar boğdu ki ben gitmekten vazgeçtim. Ama sonuçta artık bir adımlar atılmıştı. Ben Zuzu'dan kan aldırmıştım. Biliyorsunuz o da vardı. Böyle olduğu için artık geri dönemem diye düşündüm ve gelmeye de mecbur kaldım. Ama şöyle de bir durum var. Benim buraya gelme amacım zaten çalışmak. Ben burada çalışmak istiyorum ve burada olabildiğince birikimimi yapıp
Elinde sonunda Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Zaten yani birkaç ay sonra yine Türkiye'deyim. Benim hep bir ayağım Türkiye'de. Benim sevdiklerim Türkiye'de. Ve dolayısıyla oradan vazgeçmem imkansız. İstanbul'dan vazgeçmek benim için imkansız bir şey. Çünkü İstanbul benim, bilmiyorum, benim için o kadar çok anlam ifade ediyor ki. Yani size bunu ayrı bir videoda anlatabilirim. O kadar çok yani. Vazgeçmem zaten mümkün olmayan bir şey. Ama İstanbul'da da bu durumda yaşayabilmem çok imkansızdı. Tekrar bir işe girip, tekrar yaşayıp ben sadece kendi yanımda kavrulabilirdim. Ama burada ben hem birikim yapabilirim, hem sevdiğim şeyleri yapmaya devam edebilirim. Hem de burada sosyal olarak daha rahatız. Zuzu buraya geldiğinden beri aşırı mutlu. Çünkü hemen kapımızın önünde bir orman var. Köpek parkı var. Normal park var. Burada çok fazla köpek var. Evet, biraz Zuzu İstanbul'da asosyal kalmıştı biraz. Şu anda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Başka köpekleri görünce çok agresifleşiyor. Ama eminim biraz çalışmayla, biraz gayretle bunu da atlatacağız. Çünkü ona toprakla temas etmek... Yani şu anda zaten sonbahar ve yapraklar düşüyor. Yaprakların içinde oynuyor. Her sabah ormana götürüyorum. Bayağı stresi azaldı. Burada birçok mamalar var, ödül mamaları var. Hepsini neredeyse almaya çalışıyorum ve denettiriyorum ona. Yani bayram ediyor. Şişko oldu bile. Nerede kendisi? Şurada. Şurada koltuk tepesinde uyuyor. Ev tam onun sevdiği gibi, böyle kutu gibi. Her an, her yerde kontrol onda. Dolayısıyla Zuzu burada çok mutlu olacağını biliyordum. Annelik işte, fedakarlık ister. Ne yaptım? Geldim. Yani belki de Zuzu olmasa ben biraz daha rahat davranırdım. Belki şu anda burada olmazdım. Daha sonra buraya gelme kararım olabilirdi. Bu arada henüz saçlarım buranın havasına asla alışmadı. Buranın suyu temiz galiba, o yüzden saçlarım biraz böyle şey, daha kuru kurular. Ben de yağ aldım burada. Burada Türkiye'de olan birçok şey yok. Bence Türkiye gerçekten ürün çeşitliliği açısından daha zengin. Ben buraya gittiğimde sadece Garnier'in saç bakımı yağı var ve Pantene'in saç bakımı yağı var. Ama Türkiye'de bir Watsons ya da Gratis'e gittiğinizde çok daha fazla ürün var. Yani biraz... Türkiye'ye geldiğimde stok yapacağım mutlaka. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yolculuktan bahsettim. Çok fazla konuştum. Yolculuğun kendisi Türkiye çıkışında, yani Türkiye'den bahsedecek olursam, çok güzeldi. Ben öncesinden koltuk satın almıştım. Yani uçakta ben cam kenara oturmak istiyordum ve daha ön taraflarda. O yüzden 3. sıradan cam kenarı koltuk satın aldım. Ama Pegasus'la uçtuğum için koltuklar zaten darmış. Ben bunu bilmiyorum. Ayak mesafesi çok yok. Bacak, ayak mesafesi. Ve ben oraya yani uçağa bindiğimde zaten sırayla alıyorlar. Ortası ve dış, yani orta koltuk ve dış koltuk doluydu bile. İki tane kadın oturuyordu. Benim de cam kenara oturmam lazım ama kafesteyim ve ortada oturan kadının bir çocuğu var. Siz buraya oturmasanız da benim babam gelse buraya otursa biz hepimiz bir oturmuş oluruz, ayrı olmayız dedi. Ama babası da koridorda oturuyor. Ve ben de Zuzu olduğu için zaten kendimi izole edip cam kenarı aldım. Çünkü koridordan her biri geçtiğinde Zuzu uyanıyor kutudan. Ben de hayır dedim. Ben bu koltuğu rezerve ettirdim. Ve elimde kafes olduğu için ben koridorda oturamam dedim. Ama tabii ki kadına tartışmıyorum. Üzgünüm dedim yani. Ve kadın çok bozuldu. Yani sanki onun isteğini benim kabul etme zorunluluğum vardı. Kabul etmeme lüksüm yok benim. Ayağa kalktı çocuğuyla. Yani böyle şey mi olur, böyle saçmalık mı olur? Yani hayvan nasıl kabul edebilirsiniz? Belki benim alerjim var dedi. Ve orada böyle birdenbire parlamaya başladı. Hostes geldi yanına ve dedi ki hanımefendi, alerjiniz varsa bunu uçuştan önce sizin bildirmeniz gerekiyor. Çünkü uçuştan en geç 48 saat önce benim hayvanım için rezervasyon yapmam gerekiyor. Bunun mantığı da şu. Yani ben rezervasyon yapıyorum, hani bildiriyorum, diyorum ki ben uçağa
yanımda köpeğimi ya da yanımda kedimi getireceğim. Ve size de bu rezervasyonu onaylamaları için bakıyorlar. Uçağa binecek olan birinin hayvana alerjisi var mı? Senin eğer gerçekten bir alerjin varsa bildir kardeşim. Biraz kendi sağlığın peşinde koş, değil mi? Neyse, sıkıntı yok. Zaten o sesler benim tarafımdaydı. Ve uçağımız boş. Sizi daha boş bir yere alayım, daha rahat edersiniz diye kaldırdı onları yanımdan. Ve bana da şey dedi. Şimdi de sen de bu sırada daha rahat olursun. Hiç dedi strese gerek yok. Siz de burada alabilirsiniz köpeğinizi, yanınıza koyabilirsiniz dedi. Hatta kapağını falan açmama izin verdiler. Yani bizimle gerçekten çok ilgilendiler. Ben iç hatlarda da Pegasus'la uçmuştum. Bu tabii ki sponsorlu bir video olmasının ihtimali, yani siz düşünün, değil. O zaman da hatta uçak daha boştu. Ben en ön sıradaydım ve Zuzu'yu tamamen çıkarmama izin vermişlerdi. Yan koltuğumda takılıyordu. O yüzden Pegasus o açıdan daha iyi. Türk Hava Yolları ile ben bir takım sıkıntı yaşamıştım. Ama yani bilemem şimdi durumlar nasıl. Herkes sıkıntı yaşayacak diye bir şey yok. Ben de öyle olmuştum. Uçuşum rahat geçti. Ben kapıyı açtım. Zuzu'nun kafasını koydu benim bacağıma. Zaten onun görüntüleri var yolculuk vlogunda. Ben de onu okşa okşaya biz gayet kolay indik. Ama indiğimizde gümrük kapısından geçerken polisler beni durdurdu ve çok böyle polisin bana, polis memurunun bana böyle sanki ben hayvan kaçakçılığı yapıyormuşum gibi bir tutumu vardı. Ne getirdin yanında dedi. Ben dedim ki yani ne getireceğim, kıyafetlerimi getirdim dedim. Bir de havhav dedi. Evet yani bir de köpeğimi getirdim dedi. Bunun kağıtları var mı dedi. Tabii ki de var kağıtları dedim. Yani bunun kağıtları olmasa Türkiye'den çıkışım olmaz dedim. Kağıtlarımı verdim. Sonra kağıtlarıma baktı ama böyle bakıyor. Kağıtta her şey Türkçe yazıyor. Şu kadar böyle hani karınca duası gibi de İngilizce tercümesi var. O kadar yani o kadar hızlı oradan İngilizcesini ayırt edip okuyabilme ihtimali gerçekten %1 falan. Hani %1'i de iyi niyetimden veriyorum. Anlamadı, öyle boş boş baktı yani. Bir daha dedi üçüncü ülkelerden gelirken şey yapman lazım. Türkiye'den gelirken gümrüğe bildirmen gerekiyor köpeğe geleceğini. Tamam dedim, çıktım. Ama artık hani böyle zaten tahammülüm kalmadı. Benim valizlerim çok geç geldi falan filan, yani çok da uzatmak istemiyorum. Ama neticede sağ salim evimize geldik, sağ salim vardık. Hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız dediğim gibi şu an hala henüz tamamen yerleşmiş olmamamız. Birkaç tane eksiğimiz daha var. Dün koltuk geldi. Şu an arkamda sadece koltuğu görüyorsunuz. Çünkü devasa bir koltuk ama yavaş yavaş ev şekil alıyor. Ufak ufak artık dekor etmeye geçtik. Onun dışında henüz başka bir şey yok. Çalışıyor musun gibi sorular aldım. Yok, henüz çalışmıyorum. Biraz kendime zaman verdim. Çünkü 10 yıldır burada değilim. Tamam ara sıra geldim ama 10 yıldır gerçekten aktif olarak Türkiye'deyim. Ve buraya alışmam gerekiyor çalışabilmem için. Şu anda tek odaklandığım şey buraya alışmak, Zuzu'yla güzel vakit geçirmek ve sizlere videolar çekmek. Eve de bir an önce yerleşmek. Gerçekten çok istiyorum. Evet, çok fazla konuştum. Çok uzun bir video oldu. Görüyorum ben buradan dakikasını. Ama kırpabildiğimce kırparım artık, bilmiyorum. Uzun olduysa da kusuruma bakmayın. Sizinle konuşmak istedim. Sizlere bunları anlatmak istedim ki sonrasında kolayca vloglara da devam edelim. Video akışını nasıl buluyorsunuz? Böyle düzenli olarak video atmam sizin hoşunuza gidiyor mu? Bu süreci size göstermeye devam edeyim mi? Bana mutlaka yorumlarda fikirlerinizi söyleyin. Başka bir şey isterseniz onu da söyleyebilirsiniz. Bu arada saç tutkunlarına buradan sesleniyorum. Ürün araştırıyorum burada da. Bakalım burada neler bulacağım. Türkiye'den farklı olarak. Çok konuştum, gerçekten yoruldum. Ben de gidip bir bardak su içeyim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki benimlesiniz. İyi ki varsınız. Güzel mesajlarınızı gerçekten okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki. Yani her birinizin desteğini gerçekten şurada hissediyorum. Size ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü bana sevgi göstermeye, destek olmaya hiçbir zorunluluğunuz yokken bunu yapıyorsunuz. Sizi kalbinizden öpüyorum. İyi ki varsınız. Olmaya da devam edin. Videoya like ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Abone olmayanlara da mutlaka abone olmalarını tavsiye ederim. Siz de gelin. Küçük ama şirin ailemize katılın. Bay bay.